Değerli izleyiciler, hayırlı akşamlar. Bakış Açısı Özel'de Adem Karapilik hocamla karşınızdayız. Bu hafta öğrenme stratejileri hakkında konuşacağız. Hocam merhabalar. Bakış Açısı Özel'de Adem Karapilik hocamla karşınızdayız. Bu hafta öğrenme stratejileri hakkında konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Adem Karapilik hocamla karşınızdayız. Bu hafta öğrenme stratejileri hakkında problem var sesle. Size de yansıyor mu? Hocam. Bir yansıma var seste. Evet, var. Öğrenme stratejileri hakkında konuşacağız. Bireyin başarısı çoğunlukla farklı öğrenme görevlerine uygun farklı stratejiler geliştirmesine bağlıdır. Birey bu stratejiler sayesinde bilgiyi başkalarına bağımlı olmadan işler, yorumlar. Biz de tam bu konu hakkında size sorular yönelteceğiz. Buyurun hocam. Merhaba Hanım, yayında bir sıkıntı var. Sanırım evet, bana da geliyor çünkü. Kumanda masasındaki arkadaşların sanırım evet bana da geliyor. Başka bir yerden açıldı. Hocam kontrol edebilir miyiz? Şu anda bakıyorum. Başka bir yerden açıldı. Telefondan vesaire açılma yok sanırım. Evet, şu anda nasıl düzeldi galiba? Şu an düzeldi. Yok, yine aynı. Telefondan vesaire açılma yok sanırım. Evet, şu anda nasıl düzeldi galiba? Tamam. Yok, yine aynı. Hocam bir tıkış yapıp tekrar giriş yapabilir miyiz? Tamam. Evet. Öğrenme stratejilerinde bugün neler konuşacağız? Ondan bahsedelim. Dikkat stratejisi, tekrar etme stratejisi. Özellikle sınav öncesinde öğrenciler birbirlerine hep şunu sorarlar, söylerlerdi. Çalıştın mı? Sınav sonrasında da birçok öğrenci boynunu bükerek çok çalışmıştım ama olmadı derler. Oysa çalışmak tek başına hiçbir işe yaramaz. Öğrenmeyi bilmek, bilgiyi öğrenmek ve bunu başarıya dönüştürmek gerekir. Hocam henüz gelmedi. Bunu başarıya dönüştürmek gerekiyor tabii ki. Öğrencilerimizin bazı sınavlara girdiğinde bazı taktikler uygulaması gerekiyor. Teknikler uygulaması gerekiyor. Bu da hocaların sorduğu soruyla da alakalı olabiliyor. Hocaların tekniğiyle de alakalı olabiliyor. Bilgiyi bazen yazıya dökemeyebiliyorlar, aktaramayabiliyorlar. Bu konular hakkında konuşacağız hocamla. Hocam bir sıkıntı var mı evet. Şu an sizde? Yok sanırım. Elektron cihazlardan birkaç tane birden açınca herhalde biraz da benden de kaynaklandı. Neyse birazcık. Olabiliyor hocam canlı yayında. Evet. Öğrenme stratejilerinden bahsedelim. Evet. Neden önemli? Neden önemli? Hayatımızda öğrenme olmayan bir tek şey gösterebilir miyiz? İnsan eğitimciyiz. Tabii her eğitimle ilgili detaylı konuşacağız. İnsan dünyaya geldiğinde formatlanmış bir bilgisayar gibidir. Bütün bilimlerin çıkışı felsefedir. Felsefenin ilk konusu nedir? Bilgidir. Ve bilgi felsefesinin ana konusu ne? Bilgi doğuştan mıdır, sonradan mı kazanılırlar? Bu tartışılır. Kısaca yani aslında bir insan beyni bilgiyi almak formatlanmış olarak çıkar. Bilgisayar gibi düşünün. İçerisine ne yükleyeceksen, ne yüklersen onu kullanır. Hani biz insana bilmediği şeyleri öğrettik ya da yaşam ismi öğretti diyor ama formatlanmış olarak geliyor ve bunun haricindeki yani formatlanmış bir bilgisayar üzerine yüklüyoruz. Ne yüklüyoruz? İşte yazılım yüklüyoruz. Yazılımlar neler? İşte hangi ülkedeyiz? O ülkenin dili, inançları, gelenekleri, görenekleri, örfleri, adetleri, yaşam tarzları ve yüklüyoruz. Dolayısıyla insan yaşamındaki her şey bir öğrenme oluyor. Ve bu öğrenmeler
bizim hayatımızı şekillendiriyor. O yüzden biz de diyoruz ki bu öğrenmelerin doğru olabilmesi için Furkan, nedir Furkan? İyi yanlıştan, doğruyu işte efendim yanlıştan, güzeli çirkinden ayıran, gören, bakan, seçen. Peki bu ayrım ne olacak? İşte öğrenme kalitemize bağlı diyoruz. İnsan hayatında her şeyi bir öğrenmeyse en olumlu, en doğru, güzel öğrenmeyi nasıl sağlayabiliriz? Öğrenmeyi en üst seviyede nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunun için öğrenme öğrenme diyoruz. Hı hı. Hocam bunlardan ilki dikkat stratejileri. Evet. Bu konuyu açabilir miyiz? Şimdi şöyle, öğrenmede bir sürü faktör var. Daha bir önceki programda bahsettik. Önce kendini tanıma gerekiyor. Bu aslında bu da bir stratejidir. Kendini tanıma kolay mı? Bir deryadır. Daha sonra işte amaç belirleme, zaman planlaması, dikkat, konsantrasyon vesaire. Tabi burada bizim ilk karşımıza çıkan strateji olarak da yani bir kere organizasyon stratejileri, dikkat stratejileri, bunlar hepsi bir parçadır. Dikkat sorunu yaşamayan kimse yoktur. Ben direkt olarak organizasyon stratejilerden başlayacağım. Önce bir kere kendimi, hayatı organize edebilmem lazım. Organizasyona ne gerekiyor? Hayatımda ne var, ne yok? Eksik yönlerim neler? İşte efendim tamamlamam gereken noktalar neler? Amaç nedir? Amaca giden yolda neler yapması gerekiyor? İnsanın kendini bir sorgulaması lazım. Yani kendine dönmesi lazım. Bizim öğrenmenin ilkeleri ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda önce diyoruz ki yol haritasını şekillendireceğiz. Burada mesela benim öğrenme konusunda 3 tane kitap var. Bunlardan biri öğrenci yol haritası, ki aslında öğrenmenin yol haritası, öğrenci çalışma rehberi, yani öğrenmenin çalışma rehberi, öğrenme çalışma stratejileri kitapları, ki bunlar 3. baskıları bitmek üzere. Tabii burada bunun içinde öncelikle kişinin kendi rehberini belirlemesi, yol haritasını çizmesi gerekiyor. Yol haritasını çizerken de ben kimim, neredeyim, eksik yönlerim neler, hayattan ne bekliyorum, bunların bir kere sorgulanması lazım. Burada ise isterseniz karşımıza çıkan nokta organizasyon stratejileri. Ne, hayattan ne istiyorum? Kendim için, ailem için, ülkem için, insanlık için, inanç ve değerlerim için. Ben kimim? Her şey önce bir kulum. Bir kul olarak Yaradan'a karşı sorumluluklarım neler? Bunları bir kere bilmem gerekiyor. Dolayısıyla öncelikle planlama stratejileri gerekiyor ki planlama stratejilerindeki ana noktamız bizim kendimizi tanımak ve planı oluşturmak. Çünkü planlama yapmadan yapmış olduğumuz eylemler, programlar da işe yaramaz. Yani mesela şu anda Who News'un internet sitesine girdiğimizde bir bakıyoruz. Muhteşem konular var, muhteşem konuklar var ve sürekli program yapan değişik kişiler var. Bunun bir planlaması yapılmasaydı, organizasyon yapılmasaydı buradaki programları yapmam imkanı var mıydı? Yoktu. O yüzden diyoruz ki biz önce planlamaya gireceğiz. Planlamaya girdikten sonra programlar giriyor da organizasyon giriyor. Bu planlamanın içinde organizasyon gerekiyor. Önce bir kere organizasyonu oluşturacaksın, sonra içini dolduracaksın. İnsan kendi hayat içerisinde öncelikle diyoruz ki planlama stratejileri ilk sırada yer alan strateji olarak söylüyoruz hocam kısaca. Evet hocam, dikkat stratejilerinde şu da önemli mi? Yani ders işlerken mesela önemli olan yerlerin altının çizilmesi. Evet. Mesela benim çok uyguladığım taktiklerdendi bu ders çalışırken üniversitede de. Önemli olan yerlerin altının çizilmesi, renkli kalemle veya değil. Ve yanlarına hocanın söylediği önemli konuları, bunu muhakkak not alın dediği şeyleri not defterine muhakkak önemli bir şekilde ya da kitabın yanına artık o konunun anlatıldığı bölüme yazarak dikkatimizi çekme. Tekrar sınava çalıştığımızda, tekrar ettiğimizde de kullandığım tekniklerden de hocam benim de. Evet, şimdi haklısınız hocam. Şöyle söyleyeyim ben. Dikkat stratejileri... Evet. Yani bir kere bu söylediğimizin dışında bir strateji. Dikkat günümüzün en temel sorunlarından bir tanesi. Şimdi bu yayından önce de konuştuk biz. Mesela bir televizyon programına başladım. Yani her programda dönüyor, dolaşıyor, konu dikkate geliyor. Dikkat sorunu yaşamayan kimse kalmadı günümüzde. Yani dikkat dediğimiz nedir? Dikkat belli bir, yani düşüncemizi o andaki yapmayan beynimizi
belli bir şey üzerinde yoğunlaştırabilme gücüdür. Ve bizler dikkat diyoruz ki bilincin odağıdır. Yani nesnel olarak bütün duyumsal ya da belleğe yerleştirilmiş bilgilerden daha sonra kullanmak için bölümü seçmeyi gerektiriyor. Bir hedefe odaklanmayı gerektiriyor. Ve insanımıza baktığımızda dikkat sorunu yaşamayan insan yok gibi. Ve dikkat doğuştan gelen bir yetenek değil. Dikkat hayatın içerisinde yaparak, yaşayarak geliştirilebilen bir durumdur. Peki dikkati geliştirmek mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Dikkati geliştirmek için de biraz önce sizin de söylediğiniz gibi bunlardan işte mesela yazarak not almak, bu ders çalışmada kullanılan bir sistem. Ama her alanda böyle. Şu anda bile mesela sizinle bir söyleşi yaparken dikkatim bir anda dağılabilir. Ya da şu anda bizi dinleyen arkadaşlarımız tamam gözü burada ama akıl başka yerde. Beden burada ama zihin başka yerde. Hani annelerimiz der ya oğlum kızım elin işte gözün oynaşta. Beden burada ama zihin başka yerde. Bu da dikkati toplama sorunudur. Araba sürerken, yemek yerken, kitap okurken, ders çalışırken ya da herhangi bir aktivite yaparken, spor yaparken anlık dikkat ve anlık dikkat dağılmaları insanı götürür. Dikkati dağıtan o kadar çok faktör var ki. İç faktörler var, dış faktörler var. Dıştaki en ufak bir hareketten sese kadar bunlar etkili bir faktördür. Bir ışığın yansımasına kadar bir faktör olabilir. Ya da kulağımızın ilk etapta duymadığı ama bilinçaltımıza giren seslerin etkisi olabilir. Bu dış faktör. İç faktör ise Allah kafamıza ne kadar düşünce var ise hepsi dikkatimizi dağıtacak faktör olabilir. Konuşma esnasında geçen bir kelime, okuma esnasında duyduğumuz bir işte ses ya da okuduğumuz bir kelime ya da bir duygu durumu bir anda bedenimizi bırakıyor burada ama zihnimizi, duygularımızı, ruhumuzu alıp başka yere götürüyor. İşte biz buna kısaca dikkat diyoruz. Dikkat odağın merkezidir. Peki dikkat herkeste sorun var ama çözmek mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Nerede kullandığına bağlı. Ders çalışırken farklı teknikler sizin söylediğiniz gibi. Altını çizerek, not alarak, mesela ben altını çizmeyi çok fazla önermiyorum öğrenme eğitimlerinde. Onun yerine diyoruz ki bir işaretleme dili kullanın. İşte önemli, çok önemli vesaire. Onun da gerekçeleri var çünkü insan beyninde sorularla düşünür. En ideal, en kalıcı öğrenme yöntemi yaşayarak öğrenmedir. Yaşayarak öğrenme kadar güçlü bir öğrenme yöntemi yok. İkinci öğrenme yöntemi ise sorularla öğrenme. Kim, kimden, kime, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, işte boyutlar, mesafeler, büyüklükler, küçüklükler, zıtlıklar, kıyaslamalar, açıklıklar, yani böyle renkler, detaylar, önemli, çok önemli vesaire diye tasnifler vardır. Ve beynimize bu soruları eğer yerleştirirsek beyin dikkat dağıldığı anda dağıtan unsur neyse alıp çekiyor ve odağın merkezine doğru yerleştiriyor. Bu mesela bir yöntem. Mesela spor yaparken dikkat dağılmıyor mu? Dağılıyor. Ya da programcılık yaparken dikkat dağılmıyor mu? Dağılıyor. Mesela burada şu karıştırılıyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Bu konu başlı başına uzun bir konu hocam. Mesela dikkat eksikliği ile hiperaktivite karıştırılır. Mesela bir öğrenci vardır. İşte görseldir. Bir öğrenci işitseldir. Biraz sonra bahsedeceğiz onlara. Bir öğrenci dokunsaldır. Bir tanesi kinestetikseldir. Bunun ayrımını bir kere yapabilmek gerekiyor. Bu öğrenmenin en güzel tarafı şu. İnsan beyninin çalışma sistemini bilirsek çözümü çok daha kolay üretiyoruz biz. Biraz da bundan dolayı öğrenme konusuna geliyorum. Dikkat yaptığın işe göre değişebiliyor. Bu her alanda olabiliyor ama sadece burada vurgulamak istediğim nokta şu. Dikkat geliştirilebilen bir durumdur. Eğer ki nörolojik bir sorun yoksa, bak neşeyi kastediyorum, yoksa kesinlikle geliştirilebilen bir durumdur. Bunun bir sürü yöntemleri var. Bilişsel yöntemle düzeltebilirsin, terapilerle düzeltebilirsin, oyunlarla düzeltebilirsin, dikkati geliştirmeye yönelik olarak, algıyı geliştirmeye yönelik olarak yapılan teknik, taktik, stratejiler var. Onlarla geliştirebiliyorsunuz. Bunu da sadece söylemem yeterli olacaktır. Peki hocam, dinleme stratejileri de var. Bundan bahsedebilir miyiz? Şimdi şöyle, dinleme olmadan öğrenmenin olması imkansızdır.
Şimdi insan beyninin algı özellikleri var. Nedir bu algı özellikleri dediğimizde? Yani öğrenme yöntemleri var. Görerek öğreniyoruz, duyarak öğreniyoruz, tadarak öğreniyoruz, dokunarak öğreniyoruz. Yani beş duyunun ana görevi nedir? Bilgi göndermek. Ve bunların içerisinde en çok kullandığımız organlardan biri ise kulaktır, dinlemedir. Birincisi göz, insan beyninin almış olduğu bilgilerin %83'ü görsel yolla alınır. %11'i işitsel yolla alınır. Geri kalan %6'lı kısmı ise dokunsal, tadarak, dokunarak ve koklayarak alınır. Ama %11 olmasına rağmen dinleme becerisi, öğretmenlerimize baktığımızda beni dinlemiyorsunuz, işte bir kulağınızdan giriyor, bir kulağınızdan çıkıyor, dinleyerek ya da çok konuşarak çok şey öğreneceğini zannediyor. O işin ayrı boyutu. Dinlemeyi öğrenen kişi her konudan bir mesaj almasını bilir. Öğrenmenin temeli nedir? Önce karşıyı anlamaktır. Anlamak için ne yapacaksın? Dinleyeceksin. Yani dinlemek dediğimiz şey sadece söylenenleri duymak demek değildir. Bak bu da çok karıştırıyor. Bütün odağını ver dinle. Dinledim. Ya beden dinliyor ama zihin dinliyor mu acaba? Ya da beden dinleme pozisyonu ama zihin dinliyor mu? Bu tartışılır. Dinleme sadece söylenenleri duymak değildir. Söylenenleri önemli bulmak, söylenenleri kavramak ve değerlendirmek. Bu önemli. Yani önemli bulmak, kavramak, değerlendirmek için gerekli çabanın gösterilmesine yönelik bir süreçtir dinleme. Dinleme göründüğü kadar basit değil dediğimiz gibi. Yani insan iletişimin büyük bir çoğunluğu sözeldir. Sözel dinlemede ise karşıdaki kişiyi ilgili dinleme, söyledikleri yani cümleyle kelimeden ziyade kelimelere takılmak yerine asıl vermek istediği mesaj ne? Bunu yakalayabilmek lazım. Eğer karşıdaki kişinin mesajını alırsak ona göre daha rahat bir şekilde kendimizi verebiliriz. Nasıl ki okumanın bir yöntemi varsa dinlemenin de bir stratejisi vardır. Arkadaşlar her şeyin bir kuralı var. Yemek yemenin, yürümenin, oturmanın, konuşmanın hep bunu söylüyoruz. Ama peki neden okumanın bir kuralı olmasın? Neden dinlemenin bir kuralı olmasın? Yani suyu içmenin bir kuralı var. Doğru mu? Elbise giymenin bir kuralı var. Dinlemenin var mı? Tabii ki var. Dinleme için de önce bütün odağı karşıdaki kişiye vereceksin. Bir, duruşunla, bakışınla, mimiğinle ve ruhunla karşıyla hemhal olacaksın. Yetmiyor. Karşıdaki insanların fikirlerini yakalayacaksın. O kişiyi izleyeceksin. O kişinin sözündeki mesajları yakalayacaksın ve oradan çıkarımlar yapmak durumundasın. Ve dinlerken de not almak ayrı bir beceridir. Burada bizim mesela öğrenme eğitimlerinde de ısrarla bunu vurguluyoruz. Dinlemek yetmez diyoruz. Çünkü bugün konumuz stratejiler. Normal şartlar altında dinleme sadece en az bir programlık konu zaten. Hatta bir program yetmiyor da hızlı okuma onlarca programlık konu. Öğrenme. Biz sadece burada en azından konumuz stratejiler olduğu için kısa kısa değinilerle gideceğiz. Her insanın dinleme stratejilerini öğrenmesi gerekiyor. Dinleme kişinin odağını karşıya vermesi, söyleneni anlaması, söylenene ders çıkartması stratejilerini içine alıyor diyebiliriz. Hocam, şimdi beynin öğrenme kapasitesi var. Bunun da arttırılması mümkün değil. Evet. İşte hafıza mekanizması nasıl çalışıyor? Bu hafıza stratejilerini konuşalım ve artırılabiliyor mu hafıza? Bunun hakkında bilgi verebilir miyiz? Tabii ki kesinlikle dedikçe insan yaşamındaki her şey bir öğrenmedir. Yani yaşamımızda öğrenme olmayan hiçbir şey gösteremezsiniz diyoruz. Ve insan beyni kas gibidir. Bir kası ne kadar çok çalıştırırsanız o kadar çok gelişir. İnsan beyni de öyle. Yani ne kadar çok aktif kullanırsanız ne kadar çok bilinçli ama. Bilinçli ve aktif kullanırsanız beyin kası da yani şey beyin kas gibi gelişir. Beyinde kas yoktur normalde. Asla kas yoktur. Nöronal bağlantı ve sinaptik bağlantı. Bir insan beyninde ne kadar çok sinaptik bağlantı çok ise bir kişi o kadar zeki diyebiliyoruz. Peki sinaptik bağlantıları geliştirmenin yolu ne? En temel yolu ilk emir. Okumak. Birinci, beyin potansiyeli geliştirmenin birinci yolu. Ve bizim inancımızda yine 70 yıllık nafile ibadete bedel bir şey var. Neydi o? Tefekkür.
insanın kendisini muhasebe etmesi, muhakeme etmesi. Bolca Allah'ı zikredin diyor. Bunlar okumak, araştırmak, sormak, sorgulamak, öğrenmek. Bunlar beyin potansiyelini geliştirmenin en temel yoludur. Çok ilginç bir çalışma. Şu anda hatta bunun kaynağı da var. Amerika'daki bir üniversitede uzun süreli bir çalışmanın. Diyor ki bunu istediğiniz yere çekin. İnsanları alıyorlar, sürekli deney yapıyorlar. Çünkü kedinin fareyle oynadığı gibi artık insanlarla oynuyorlar, deneklerle oynuyorlar. Ve bu konuda ciddi çalışmalar var dünyanın her yerinde. Yapılan çalışmanın biri şu. Kişileri alıyorlar, diyorlar ki siz diyor belli kelimeler seçeceksiniz. Bu kelimeleri tekrar edeceksiniz. Her gün diyor. Ama güzel kelimeler. İnsanda hoş, ulvi, güzel duygular çağrıştıracak kelimelere. Tekrar edin. Bunun bile insan beynini geliştirdiği ortaya çıkmıştır. İstediğin yere çek bunu şimdi. Bakın. Bu bile yani yogilerin, yogacıların yapmış olduğu, transantal meditasyoncuların yaptığı olduğu, hani belli kelimeler var ya, om, şirim dedikleri mesela onlar, mesela onun dahi İnsan beynindeki rezonansı artırdı ve hafıza geliştirdiği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla hafıza geliştirilebilir ve kötü hafıza diye bir şey yoktur. Kesinlikle eğitilmemiş, kullanılmamış bir hafıza vardır. Hocam diyor, o zaman niye unutuyoruz? Niye unutuyoruz biliyor musunuz? Çünkü bilgiyi beynimize doğru yerleştiremiyoruz. İşte hocam tam da bunu soracaktım. Beyne kalıcı bir şekilde bilgiyi nasıl yerleştiririz? İşte bir, beyne bilginin yerleşmesi için belli noktalar var. Bir kere yani bir öğrendiğin bilginin yaslandığı bir temel olacak. Yani afaki bir bilgiyi beyin nereye kodlayacak, nereye kaydedeceğim? Bir, yaslandığı temel olacak. Beyne anlamlı gelecek yani. Anlam olması lazım. Öğrendiğin bilginin anlam karşılığı. İki, beyinde organize edilmesi lazım. Ayaklarını yere basması lazım. Planlanması gerekiyor. Bir diğer konu çağrışım yapması lazım. Öğrendiğim bir bilgi başka bilgiyle ben de çağrıştırmalı. Eğer çağrıştırmıyorsa yine bir karşılığı yoksa olmaz. Dördüncüsü zihinde canlandırılabilmeli. Yani soyut bilgi var ise soyut bile kişinin zihninde bir karşılığı olmalı. Çünkü imge dediğimiz şiirde kullanıyoruz biz bunu. Şiir atölyelerinde bunları uzun uzun konuşuyoruz. İmge, halvet dediğimiz, metaforlar dediğimiz bu unsurun bile beyinde karşılığı olması lazım. Yüreğim çatal, çatal işte şey dediysen, şimdi karşıda çatalın diyelim sendeki karşılığı yemek yenen çatalsa bu yüreğim çatal dediğin anda başka bir anlama gider. Ama dalın çatalı, iki ayrılmış çatal dersen beyinde bir karşılığı var mı? Çatalın karşılığı yoksa yüreğim çatal dersen ne olacak? Yaslandığı bir bilgi yok. Dolayısıyla zihinde canlandırılabilmeli. Canlandırılamıyorsa bilgi almaz. Dikkat ve ilgi alanımıza girmeli. Dikkat ve ilgi alanına girmiyorsa yine olmaz. Bak bu bahsettiğim genel hafıza geliştirme ilkeleri. Anlam olmalı. Organizasyon yapılmalı, çağrışım yapmalı ve mutlaka zihinde canlandırılmalı ve dikkat ve ilgi alanınıza girmeli. Dikkatimi çekmiyorsa ne işe yarayacak? Zaten şu gerçektir ki eğitimde diyoruz ki biz öğretmen arkadaşlarla konuşurken arkadaşlar önce ihtiyaç hissettireceksin öğrenciye. İhtiyaç hissettirmezsen kim duyacak? Ve şu anda günümüzde şu an ne yapıyoruz? Huhunnefs'te ne güzel bir yayın yapıyoruz. Öğrenmeyi konuşuyoruz hocam. Türkiye'de öğrenmeyi kim konuşuyor? Ve benim hayatımda her şey öyle olmasına rağmen peki kaç kişi izliyor? Teşekkür ediyorum izleyenlere ama hiç önemli değil. Ama bizim insanımıza ne verildi dikkat noktasında? Eğlensin, yesin, gezsin, oynasın. Başka yan gel yat ama ne uğraşacağım? Amerika zaten bizi yönetiyor. Ne gerek var ki ya? Dersen işte efendim yemek programları, eğlenme programları, kız kaçırma, onu kaçırma, bilmem ne ihanet onlara cazip geliyor. O insanların dikkat ve ilgi alanı oraya yönlendiriliyor. Ne zaman ki insanların dikkat ve ilgi alanı öğrenmeye, insani değerlere yönelir ise o zaman bizim sayımız da artacak. Ama şu da bir gerçek ki çok değil. Önemli olan burada nitelikli insanların buraya gelmesi diyoruz. Özetle dikkat ve ilgi alanınıza girmesi gerekiyor. Anlamda organize edilen çağrışım olmalı, zihinde canlandırmalı, dikkat ve ilgi alanınıza girmeli.
Ve altıncı temel kural tekrar edilmeli. Mesela öğretmenler der ki öğrenciler, arkadaşlar bugün eve gidince mutlaka dersi tekrar edin. Kaç tane öğrenci tekrar ediyor? Tekrar etmez. Peki öğretmen neden tekrar ettiriyor? Çünkü bir bilgi öğrendikten sonra tekrar edilmez ise birinci saatin sonunda %60'ı, birinci günün sonunda %70'i, birinci haftanın sonunda %90'ı unutulur ve gider. Aslında unutma diye bir şey yok beyinde. Aman abi, bu da çok ilginçtir. Beyin asla unutmaz. Asla. Bilgi pasif duruma geçer. O yüzden tekrar edirsek bilgi kalıcı olur. Hatta meşhur Uzak Doğu spor sanatçısı Bruce Lee'nin bir sözü var. Çok seviyorum. Diyor ki Bruce Lee kavgada, ben diyor 10 bin tane teknik bilen kişiden korkmam diyor. Bir tekniği 10 bin defa yapmış kişiden korkarım. Yani bilgi ne kadar çok tekrar edilirse kalıcı olur. Hafıza geliştirmenin 6 temel ilkesi bu diyoruz biz hocam. O zaman peki burada soru şu geliyor. Hocam güçlü bir hafıza için ne yapacağız? Bir, buna güvenin. Allah bunu saksı niyetine vermedi bize diyorum ben. Hafızana güveneceksin. Birinci koşul şu. Bu. Ve ikinci, ne diyor Peygamber Efendimiz? Güzel düşünen güzel yaşar. Yani olumlu düşünme alışkanlığı kazanacaksın. Bizim gibi özellikle geri bırakılmaya çalışılan ülkelerde ısrarla yapılan ne? Sürekli negatif konuşmalar, değil mi? Negatif konuşmaya girmeyeceksin. Bir diğer konu, bunlar hızlı geçiyorum. Bu çünkü çok keyifli bir alan. Burada benim motor açılmaya başlıyor. Ondan sonra beş duyuyu aktif kullanacaksın. Beş duyu göreceksin, duyacaksın, tadacaksın, koklayacaksın. Beş duyuyu aktif kullanmak yetmiyor. Asıl benim işte bütün eğitimlerde özellikle durduğum bir nokta var ki beni ben yapan dört temel faktörden bir diğeri de duygular. Bak beş duyu tamam da duyguları, duygu olmazsa, o coşku olmazsa bir şey yaramı olmaz. Yetmedi, ruh hallerini işin içerisine katacaksın. Güçlü bir hafıza istiyorsanız güveneceksin, olumlu düşüneceksin, beş duyu işin içerisine katacaksın. Duyuları ve duyguları da katarsan geriye bir şey kalmaz ki. Ondan sonra bilginin kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya geçmesi için ne yapacağız? Bunun için de sistemli tekrar yapacağız. Yetmedi, çarpıcı hayal kuracağız. Hayal kurmak hocam, hayal. Beyni geliştirmenin en temel yolu, bizim klasik eğitim sistemimize baktığımızda annelerimiz, ninelerimiz bize yatarken ne yapardı? Ninni söylerdi, değil mi? Başka ne yapardı? Masal anlatır ninelerimiz, değil mi? Bir varmış bir yokmuş. Ne alaka ya? Bir varmış yok. Evvel zaman içerisinde, saman kalbur içerisinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ya ne alaka? Halbuki burada muhteşem bir hafıza geliştirme varmış. Bugün modern hafıza teknikleri. Bırakın ben hocam, aç Tony Buzan'a bak. Ya da yurt dışındaki hafıza teknikleri yaz. Hepsinde ana koşul şudur. Diyor ki alabildiğine hayal kuracaksın. Bak hayal kuracaksın. Çarpıcı hayal kuracaksın. Saçma, abartılı bağıntılar kuracaksın. Ne kadar çok saçma, abartılı bağıntı kurarsan, bak bağıntı diyorum. Bunu kurarsan o kadar güçlü olur. Bunun da bir yöntemleri var. Biz hafıza eğitimlerinde bunları uzun uzun anlatıyoruz. Hafıza yanlışı bağlantılar kurmak ve bilgiyi klasiğin dışına çıkaracaksınız. Ve diyoruz ki siz düşüncenize sınır koymayın. Eğer sen düşüncene sınır koymazsan, sen düşünceni sınırlandırmazsan, hiç kimse senin düşüncene sınır koyup senin düşünceni sınırlandıramaz hocam. Hafızanın özellikle yani bahsedeceğimiz ana noktaları bu. Zaten hafıza dediğimiz nokta nedir? Dış dünyadan gelen bilgilerin uzun süreli belleğe atılıp orada hatırlanmasıdır. Mesela hafıza ilgili yeri gelmişken bir diğer nokta, çok üzerinde son günlerde ısrarla durduğum noktalardan biri ki sadece ben değil, bu konuda uzmanlarda ilginç bir nokta. Ve özellikle pandemi sürecinden sonra bizim insanımız eve hapsoldu, geceyi gündüzü karıştırdı, çocuklarımız sabaha kadar
cihazlar başında, oyun başında, akşama kadar yat. İki tehlikeli saat var insan beynine zarar veren. Bir, güneş doğarken uyumak. İki, güneş batarken uyumak. İki tehlikeli saat. Araştırın bunu. Bunun inanç boyutu da var, dinimizde de var. Dinde kerahat vakitleri deniliyor değil mi hocam? Tabii, inancında kerahat vakiti. Bazı hocam dönüp dolaşıp dine bağlıyorsun. Din hayattır ya. Dinin olmadığı bir yer olsa, yani ne diyor Einstein? Dinsiz ilim kördür, ilimsiz din topaldır diyor. Haklısınız. Kör ve topal mı? Burada bunu yani göz ardı edemezsin. Ama biz tabii ki burada isterseniz bilinç, yani düşünce ya da bilimsel boyutuna bakmak durumundayız. Bırakın bana diyorum, gidin araştırın. Benim hızlı okuma kitabının bile ilk ölçümü uyku üzerine. Bunu niye söyledim? Hocam, uyku kalitesi önemli. Yatsı. Niye? Yatsı yatacaksın, sabah güneş doğmadan kalkacaksın. Yani o yüzden derler ya, Müslümanın göbeği güneş görmez, Müslümanın üzerine güneş doğmaz. Ya da işte efendim sabah güneşi sildik diye doğarmış. Amaç ne orada? Sabah erken kaldırmak. Sabah, eğer beyninizi seviyorsanız, konumuz şu anda öğrenme stratejileri değil mi? Öğrenmeni seviyorsan, beynini seviyorsan, öğrenmeni gerçekleştir diye beyinse, o zaman sabah ve güneş doğarken, güneş batarken uykuda olmayacaksın ki uyku konusu uzun konuştuğumuz başka bir konu. Kısaca uykuya da dikkat etmesini, özellikle dikkat istiyoruz arkadaşlar. Biraz önce bahsettim, hususlarda hafızanın geliştirmesinin temel şartıdır. Öğrenemeyen insan yoktur. Sadece nasıl öğreneceğini bilmeyen vardır diyoruz. Evet. Hocam, anlatmaya gelelim ve ifade etmeye gelelim. Şimdi insanlar bilgiyi biliyorlar ama sınavlarda bunu kağıda dökemiyorlar. Biliyorum bu konu hakkında araştırma yaptım ama bir türlü hocanın istediği cevapları kağıda aktaramadım diyen üniversiteli öğrenciler var. Şimdi baktığımız zaman üniversitelerde farklı teknikler derslerde uygulanabiliyor. İşte hocaların sınav soru teknikleri farklı olabiliyor. İstedikleri soruya cevap verme tekniği de farklı olabiliyor. Evet. Bilgiyi bilip aktaramama söz konusu. Bir de anlatma kendini ifade edememe stratejileri var. Bu konular hakkında da konuşabilir miyiz? Burada hocam güzel bir konu, teşekkür ediyorum. Bunun kendi içerisinde iki farklı noktaya değindiğin için biraz ayıracağım. Bunlardan bir tanesi kendini ifade etme, anlatma stratejileri. İkinci strateji ise sınav stratejileri. Bak, bunlar kendi içerisinde bile ayrılıyor. Şimdi uzun lafın kısası, ben kimim? Ben kim olursam olayım, dünyanın bütün bilgisine sahip olayım, ben şu anda kendimi sana anlattığım kadarım ya da kendim şu anda anlattığım kadarım. Daha ötesi var mıyım? Yokum. Biz şöyle yapıyoruz. İnsanlar iyi iletişim kuran, kendisini iyi anlatan insanları yağcı, yalaka, bilmem ne deyip geçiyoruz. Halbuki orada farkında olmadan bir şey kullanıyor. Adam doğru ya da yanlış, olumlu ya da olumsuz iletişim tekniklerini kullanıyor. İşin özü, ben kendimi ifade ettiğim kadarım. İfade edilemeyen, kullanılamayan bir bilgi insana yüktür. Allah bile demiyor mu? İsrailoğullarına söylüyor ama orada. Bilen ama bildiğini kullanamayan kişiye ne diyor? Kitap yüklü merkepler diyor. Bir kitap, yani bir affedersin, merkebin üstüne kitap yükle. İstediğin kadar beynine bilgi yükle, bilgiyi kullanamıyorsam, bilgiyi ifade edemiyorsam, affedersin, eşikten ne farkım oldu benim? Ben demiyorum, Allah diyor. Dolayısıyla biz bunu karıştırıyoruz ve ısrarla bütün velilere şunu diyorum, ne olur arkadaşlar diyorum ya, iki eğitimi alın. Yaşınız ne olursa olsun, bir, öğrenme ve hızlı okuma, iki, iletişim becerileri, hitabet, toplumda söz söyleme. Ki daha önce bunu konuştuk. Yine Huhu News kanalında sizin bakış açısında da var bunlar. Oradan da arkadaşlarımız tekrar izleyebilirler. Burada ise yani kendini ifade edebilme becerisi. İki eğitimi ihmal etmeyin. Gerekirse defalarca alın. Çünkü ben kendimi ifade ettiğim kadarım. Bunu bahsediyoruz. Bunun için de ifade etme, yani anlatma yeteneği, konuşma yeteneği zamanla geliştirilen yeteneklerdendir. Hiç kimse ama hiç kimse annesinden hatip olarak doğmamıştır. Hiç kimse.
Bugün tarihe baktığımızda iletişim sorunları yaşayanların büyük bir çoğunluğunun zaten yani çocukluklarında, küçüklüklerinde iletişim sorunları yaşadıklarını görüyoruz biz. Ve bizler hepimiz sosyal hayatın içerisindeyiz, iş hayatının içerisindeyiz, aile hayatının içerisindeyiz. Ve hepimizin ayrıca belli kimliklerimiz var. Benim eğitimci kimliğim var, sizin eğitimci kimliğiniz var, iş adamı kimliği, anne kimliği, baba kimliği, yani işte işveren kimliği, memur kimliği, ne olursa olsun ve dolayısıyla bizim kimliklerimiz var. Ve hangi işi yaparsak yapalım kimliklerimizle, içinde bulunduğumuz statüsüyle beraber usta bir iletişimci olmak mecburiyetindeyiz. Kendimi ifade etmek mecburiyetindeyim. İnsanlar beni anlasın. Yok ya, nasıl anlayacağım ben? Ben müneccim oldum, senin beynine gireceğim. Yok öyle bir şey. Hocam diyor beni anlamıyorlar. Peki anlatabildin mi? O beni anlamıyor. Anlatabildin mi? Herkese ulaşmanın bir yolu vardır. Bizler bu durumda duygularla değil mantıkla hareket edip duyguyla destekleyerek gitmemiz gerekiyor. Ve bizler iletişimde, hitabette, toplumda söz söylemede dikkat etmemiz gereken onlarca unsur var. Kısaca duruştur, bakış, jest, mimik, kompliman, işte söze yanlış başlama, söze dayalı olanlar, sözün dışındakiler, duyguyu katma, sesin yüksekliği, tonu, mikro mimiklerin kullanılması, akıcılık, doğallık, görsel, işitsel onlarca unsur devreye giriyor. Bunlar da kısaca anlatma becerilerinin ana noktalarıdır diyoruz. Yani ben kendimi ifade ettiğim kadarı diyoruz. Bu anlatmak boyutu. Bir de yine sizin söylediğiniz sınav stratejileri boyutu var. Sınav ise zaten başlı başına bir şey. Bütün öğrencilerde gördüğüm bu. Bugün yine iki öğrenciyle görüştüm. Hele bir tanesi hocam diyor ben diyor çok iyiyim. Bilmediğim konu yok. Özel ders almış. Özel okulda okuyor. Özel takviye yapmış. Ama kızcağız sınava giriyor darma duman. Niye? Onunla bir sürü sebebi var. Zor değil ki bunlar. Bunlar çözülür. Ve ben şunu diyorum arkadaşlar çocukları özel okula gönderiyorsunuz. Ne güzel eğitimleri aldırıyorsunuz da bu bilgiyi nasıl kullanacak? Nasıl ifade edecek? Bunu da yöntem var. Halbuki burada çocuk şöyle bakıyor. Sınav diyor yani benim diyor işte kişiliğimi ölçecek psikolojisiyle giriyor. Hayır sınav senin bilgini ölçmez. Sınav senin bilginin çokluğu, bak salt bilgini ölçmez. Bilginin çokluğunu ölçmez. Sınav senin nasıl bir insansın, iyi misin, kötü müsün bilmem ne ölçmez. Sınavlar sana verilen süre içerisinde mevcut bilgini kullanabilme becerilerini ölçer. Sınavlarda 3 şey vardır. Bak üniversite sınavlarında, lise sınavlarında, KPSS, ALES, TUS dikkat edin. Hangisine bakarsın? 3 şey ölçer sınav. Bilgi, yorum ve hız. Ama en çok öğrencinin takıldığı nokta ve klasik eğitimcilerin takıldığı nokta neresi? Bilgi kısmı. Hocam sınavda sadece salt bilgiyi ölçmeye bak salt bilgi ölçen soru %15-20'dir. %30 değildir. Bilgi değil bilgi yorumlama kabiliyetini ölçer. Ve %15-20 bandında şu anda hız. Devasa sorular. Aslında devasa soru değil. Neyi nasıl yapacağını bilirsen değil. Hocam bir sayfa iki sütun olan sorular var. İki tane sütun veriyor ama 7 tane 8 tane soru soruyor. Burada da işte ileride sınavla ilgili detaylı konuşabiliriz bunu. Burada ise senin bilgiyi sınavda kullanabilme, yorumlama becerilerini ölçüyor diyor. İkisi birbirinden karıştırmamak gerekiyordur. Burada bırakacağız. Hocam kendi doğal öğrenme tarzımızı nasıl keşfedebiliriz? Ders çalışma tekniğini geliştirerek, değiştirerek, aynı çalışma süresinde daha yüksek notlar almak. Öğrenmek için şunu söyleyeyim. Öğrenme parmak izi kadar farklıdır. Bir insanın öğrenme şekliyle bir diğer insanın öğrenme şekli aynı değildir. İnsan sayısı kadar öğrenme şekli var. Hocam diyor topu topu 5 duyu var ya. 5 duyunun kombinasyonu yapayım bakayım bir. Matematikte. İçerisine de duyguları katın. Bir de ruh hallerine katın.
yetişme ortamı, eğitim şekilleri, genetik faktörler, inanç faktörler, almış olduğu eğitim şekilleri, işte o zaman bunu rahatla diyebiliyoruz ki öğrenme şekli insan sayısı kadar farklıdır. Fakat peki bizim öğrenme şeklimizde kısaca ana hatlarıyla 3 temel öğrenme sistemi var. Görsel, işitsel, dokunsal. Aslında 4 de bir kinestetiksel var. Dokunsalın içerisine değerlendiriyoruz. Çünkü çok kişi ayrımını yapamadığı için. Görsel, işitsel, dokunsal ve kinestetiksel öğrenme var. Bir de bunların iç kombinasyonları var. O da işin tamamen akademik boyutu. Oraya girmeyeceğim. Sadece şöyle diyebilirsiniz. Siz bir bilgiyi öğrenirken görüntüleri mi daha çok kullanıyorsunuz? Sesimi daha çok kullanıyorsunuz? Duygularımı daha çok kullanıyorsunuz? Bak hangisi? Hocam diyor ben işitmeyi daha çok kullanıyorum. Harika. Birinci öğrenme sistemi bu. İkinci öğrenme sistemi. Mesela diyelim işitselsin değil mi? Görsel mi dokunsal mı? Onu da bulun. Üçüncüsü hangisi onu bul. Bitti. Yetmedi. Peki ondan sonra senin iç dinamiklerin, motivasyon stratejileri devreye giriyor ondan sonra. Benim iç enerjimi, hareketim, motivasyonumu artıran unsur ne? Onu bulacaksınız. Başa dönüyorum. Senin öğrenme sistemin neyse o öğrenme sistemini bulursan kendi öğrenme tarzını bulmuş olursun. Ana hatlarıyla. Ondan sonra detay kısımları var. Sadece o görsel, işitsel, dokunsal dediğim bir sistemdir. Bu testleri vardır. O testi nasıl yapacaksın? Bunları nasıl geliştireceksin? Ve bunları nasıl kullanacaksın? Bunun bile ayrı bir çalışması var. İşte yani işi bilenle bilmeyen arasındaki fark. Burada şunu söylüyorlar bana. Hocam diyor o kadar çok şey söyledin ki. İşte fark burada. Bana gelen öğrenci de gelmeyen öğrenci arasındaki fark olacak diyorum. Çünkü veli ne yapıyor? Ya da şu oğlum kitabını oku. Ya okuyayım da nasıl okuyacağım? Dikkatini geliştir. Nasıl geliştireceğim? Beynin öğrenme sistemini yakala. Yakalayın da nasıl yakalayacağım? Bunun da bir yöntemi var. Ama ben teşekkür ediyorum. Bunları en azından konuşuyoruz şu anda. Hocam gayet de güzel. Kendi öğrenme tarzımızı bulursak, bilgileri kendi öğrenme tarzımızla alırsak çok daha hızlı, çok daha kolay, çok daha etkili öğrenme gerçekleştirmiş oluruz diyoruz. Bilmiyorum başka sorun devamı neydi? Hocam şeyle alakalı bu kendi başarımızı arttırabilir miyiz öğrendiğimiz ders çalışma teknikleriyle? Onun cevabını verdi zaten. Evet hocam şimdi araştırma stratejilerine ve yazma becerisine geleceğiz. Başlı başına çok geniş bir konu bu da. İşte aktarma dedik ama bir de yazarak hani sınavdan hariç işte şiir olarak aktarma, roman olarak aktarma, köşe yazısı olarak aktarma, bildiğini aktarabilme becerisi stratejileri nelerdir? Şimdi yazma stratejileri çok farklı bir alan. Bir de araştırma demiştiniz değil mi? Hocam araştırma olmadan hiçbir şey olmaz. Araştırma işin özüdür. Araştıracaksın, soracaksın, sorgulayacaksın. Sormadan, sorgulamadan, araştırmadan, irdelemeden öğrenemezsin. Öbür türlü ezber olur. Birileri sana bilgi dayatır. O bilgiyi alırsınız. Onunla hayatınızı şekillendirmeye kalkarsınız. Olmaz. Öğrenmek için araştıracaksın. Bilginin kalıcı olmasının temel şartlarından biri odur. Mesela öğrencinin karıştırdığı notlardan biri. Ders çalışma stratejilerinde. Çocuk eve geliyor. Annesi, oğlum, kızım, efendim anne, kızım dersini çalış. Anne bugün öğretmenim bize ödev vermedi. Bakın kızım ben sana ders çalış diyorum. Ödev yap demiyorum. Bir an duraklıyor. Çünkü bizim karıştırdığımız şu hocam. Ders dinlemek ayrıdır. Derse hazırlık ayrıdır. Not tutmak ayrıdır. Yazmak ayrıdır. Tekrar etmek ayrıdır. Ders çalışma ayrıdır. Ödev yapmak ayrıdır. Test çözmek ayrıdır. Aynı şey değildir. Bu da giysi, bu da giysi. İçindeki de giysi, pantolon da giysi, ceket de giysi. Şimdi hepsi giysi ama hepsi aynı mı? Biraz önce saymış olduğum unsurların hepsi farklı. Aynı şeyler değil. Dolayısıyla bunu bir kere ayrımını yapmak lazım diyoruz biz. Eğer bunun ayrımını yaparsak öğrenmelerimizi çok daha hızlı ve kolay yaptırabiliriz. Bunun için de önce tekrar edip dersi dinleyeceğiz.
not alacağız, doğru not alacağız. Dinleme de bir stratejidir. Ders dinlerken not alma, yazma stratejidir. Ondan sonra tekrardır. Yazmaya gelince, araştırmadan geldik, araştıracağız. Sonra yazma stratejileri. Yazmak bunu birkaç türlü alabilir. Bir, şu anda ben ne yapıyorum? Şu anda dinliyorum. Burada not almak da bir yazmaktır. Şairim ben. Şiirim var. Bu da bir yazmaktır. Deneme kitaplarım var. Bu da bir yazmaktır. Eğitim kitaplarım var. Bu da bir yazmaktır. Şimdi sizden önce ben yine her zaman hazırlık yaparım. Benim alanım olmasına rağmen şu anda bilgisayarda slaytlarım hazır. Ayrıca sizinle program öncesindeki yaptığım çalışma neticesinde ne yaptım? Araştırma stratejileri burada kullandım. Bunu yaptım isterseniz. Sonra yazdım. Yazdıktan sonra ne yapıyorum? Bak buraya tikler atmışım, notlar çiziyorum. Bir taraftan da slaytları atlatıyorum. Boş durmadım. Ben konuma çalıştım. Ya şunu da diyebilirdim ya. Ya ne gerek var ya? Zaten bu benim alanım ya. 1993 yılından beri bu alanda eğitim veriyorum. 96'da ilk öğrenme öğrenimi ben verdim. Bana ne verdiysen kardeşim? Kendini ne kadar doğru anlatabildin? İşte burada da yazma stratejileri hangi amaçla kullanacaksınız? O yönde geliştireceksiniz. Yazarlık öğrenilir, yazmak öğrenilir. Bak 5 yıldır Bolu'dayım. Bu sene üniversitede 4. yılımız. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde yazarlık atölyesi var ve orada şiir atölyesinde eğitimler veriyoruz arkadaşlara. Sadece şiir değil ki, yazmayı nasıl yapacak? Yazmadaki nokta nedir? Yani bakıyorsun öğrencilerimiz akademik olarak ortaokulda, lisede alıyorlar. Ya ne var diyor yazıda? Serim, düğüm, çözüm. Pardon, giriş, gelişme, sonuç. Serim, düğüm, çözüm diyorum. Hocam o ne diyor? Nasıl bir lise konusu arkadaşlar diyorum. Mesela iletişim hitabet konusuna gelelim. Nasıl ki yazıda giriş, gelişme, sonuç, serim, düğüm, çözüm var ise hitabetin de kendine göre bir sıralaması var. Buna göre nasıl yazacak? İmgeyi nasıl kullanacak? Gün nasıl kullanacak? Bu yazma becerileri, yazma stratejileri de işin en can alıcı noktalarından bir tanesi. Bunlar da kesinlikle herkes tarafından geliştirilmeli, herkes tarafından öğrenilmeli diyoruz hocam. Evet. Hocam şimdi anlamlandırma stratejilerine bakacak olursak bunu nasıl açıklayalım? Evet, anlamlandırma strateji hocam çok önemli bir konu aslında. Çok tarzı hocam, ne demek diyor anlamlandırma? Şimdi biraz önce bir şey söyledim ki, bir bilginin beynimde karşılığı yoksa bir değer var mıdır? Bir karşılığı olmak durumunda. Yani bilgi soyut yani soyut kalmamalı. Bilgi bir şekilde somutlaşmalı. Beyinde bir anlamı bulmalı. Anlamın olması için de asıl yapılması gereken nokta birazcık da felsefe gerekiyor. Biraz da anlayış gerekiyor. Biraz okuma gerekiyor. Bunlar olmadan hiçbir şey olmaz. Anlamlandırma stratejilerine baktığımızda gelen bilgileri olduğu gibi değil de, yani alan kişi ya da öğrenci neyse tarafından değişikliğe uğratılarak uzun süreli belleğe kodlanmasıdır, değiştirilmelidir. Çünkü ben bir bilgi aldım. Bilgiyi aldığım gibi kullanırsam ne olur? Kopyalamış olurum. Peki öğrenmedeki asıl amaç ne? Bilginin benleşmesi gerekiyor. Bilgi benleşirse, benim cümlelerimle ifade edilirse, işte o zaman bilgi öğrenilmiş demektir. Şimdi yeni gelen bir bilgi eski bilgilerle ilişkilendirildiği için anlamlı öğrenmeye neden olur. Ama benim beynimde karşılığı yoksa, bilgi benleşmiyorsa, benim cümlelerimle ifade edilmiyorsa o zaman beyinde bir karşılığı yoktur. Bilginin ayakları yere basmadığı için havada kalacaktır. Yani bu anlamlandırma stratejileri bilgi birimleri arasında ilişki kurarak, bak tatlı noktası burası, bilgi birimleri arasında ilişki kurarak öğrenmeyi sağlayan stratejilerdir diyoruz. Ve zihinsel imge oluşturma, okunan metni kendi sözcükleriyle anlatma ve yine özetleme, örgütleme, benzetim oluşturma, not alma, soruları cevaplama gibi stratejiler aynen bu gruba girmeye başlıyor. Yani görsel bellek destekleyiciler, yani imajlar, sözel bellek destekleyiciler olarak da karşımıza çıkıyor anlamlandırma stratejileri. Şimdi burada asıl
anlamlandırma stratejilerinin asıl gittiği nokta var ki öğrenmenin ilkelerinde bizim mesela öğrenme stratejilerindeki en son nokta ise düşünmeyi düşünme stratejileridir. Ya hocam nereden çıktı bunlar diyor. Arkadaşlar işte bunlardır bizi var eden. Bana bunlar lazım. Tabii ki matematik lazım, fizik lazım, kimya lazım, coğrafya lazım, tamam da ben bu bilgiyi ne yapacağım, nasıl kullanacağım, düşünmeyi, yani bir bilgi öğrendikten sonra bu bilgi bir üst bilgi düzeyine beni götürmüyorsa, bu bilgi bir üst bilgi konumuna çıkartmıyorsa bunun hiçbir değeri yok değerli hocam. Burada ise anlamlandırma ve düşünme becerilerinin stratejisi, düşünmeyi düşünme becerileri. Hatta burada çok ilginç strateji daha devreye giriyor. İnsanlar çok hocam hayat strateji mi? Ya adı strateji kardeşim bunun. Ama bunlar olmazsa olmazdır. Düşünmeyi düşünme becerileri hocam. Ve burada asıl söyleyeceğim bir diğer nokta zihinsel yaratıcılık dediğimiz soyut düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bir diğer boyut ise zihinsel canlandırma becerileri. Bak ya ne diyorsun? İşte arkadaşım eğitimdeki son nokta nedir? Ya da eğitimde ne vardır? Somuttan soyuta bir geçiş süreci vardır değil mi? Soyut düşünme zirvedir. Yaratıcı düşünme, alternatif düşünme dediğimiz. Düşünen, üreten, soran, sorgulayan nesneler yetiştireceğiz diyoruz ya. Nasıl yetişecek? Bunlarla yetişecek. Yoksa matematik, tarihi, fiziği, kimyayı öğretebildiğin kadar. Ne yapacağım ben bunu? Bunu nasıl kullanacağım? Nerede kullanacağım? Öğrendiğim bir bilgiyle yeni bir strateji oluşturamıyorsam, yeni bir yani bu eğitim tabiriyle yaratım oluşturamıyorsam bir değeri yok ki bunun. O yüzden anlamlandırma stratejileri, zihinsel canlandırma stratejileri burada devreye girmeye başlıyor. Bunun da temelini zaten dediğim gibi bahsettiğimiz ana unsurlar oluşturuyor. Çünkü bunlar olmadan düşünme olmaz diyoruz hocam. Bunun üzerine bir söz aklıma geldi. Öğrenme akıntıya karşı yüzmek gibidir. İlerlemezsek gerileriz değil mi? Ben de söyleyeyim kesinlikle doğru. Öğrenmek akıntıya karşı yüzmek değildir. Öğrenmek akıntıyı kendi gitmek istediğin yönde güç olarak kullanmaktır. Güzel bir bakışçısı. Kesinlikle. Mesela uzak doğu sporlarında Aikido diye bir spor var. Aikido nedir? Aikido sadece şu var. Karşı taraftan yumruk geliyor ya. Nedir mesela klasik uzak doğu sporlarında? Blokaj yaparsın. Çekilirsin. Bilmem. Aikido diyor yumruk geliyorsa diyor, yumruğu tutuyorsun. Tak. Gelme şiddeti yönünde alıp kullanıyorsun ve yönünü çeviriyorsun. Ve giderken de ayağını harften bir çölme takıyorsun. Bitti. Tepe taklak gitti. Karşının gücünü kendinde bir güç olarak kullanmaktır. İstediğin hedeflerine giden yolda güç olarak kullanmaktır hocam. Bunu yapıyor musunuz? Akıntıya kürek çekmek yorar, bitirir. Bak ırmakta yüzenler bunu bilir, stratejidir. Irmakta diyelim akıntı var değil mi? Gidiyor. Akıntı böyleyse direkt buradan buraya geçmek istiyorsanız buradan atla buraya geçersen boğulma riskin var. Ama akıntı buradan devam ediyor. Sen buradasın ve buraya geçmek istiyorsan ne yaparsın? Buraya atlarsın. Akıntı bu yöndeyse buraya doğru yüzersen diyor. Ters yönde yüzersen daha rahat. Yok. Daha rahat boğulursun. O zaman ne yapacaksın? Buradaysan, buraya geçmek istiyorsan ya konum değiştireceksin ya da hedefini buraya alacaksın. Atacaksın kendini. Akıntıyı kendine güç olarak kullanacaksın. Irmakta yüzenler bunu çok iyi bilir. İşte bu da bir strateji değil midir hocam? Bütün mesele Allah 900 küsur yerde düşünmez misiniz, akletmez misiniz, bakmaz mısınız, görmez misiniz, onların gözleri var görmezler derken bunu kastı. Yoksa kitap bu, hadi oku bakayım, hadi din hayatın hayatı hem buraya hem esası oku, ne olacak? Olmaz. İşte bir dediğim farkımız bu olacak diyoruz biz de. Stratejileri eklemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam? Çok derin var bir konu. Düşünme stratejileri, zihinsel canlandırma stratejileri falan. Uzun lafın kısası. O bu hocam. Çok uzatmaya gerek yok. Buyurun özetleyelim. İnsan beyninin çok sınırsız bir kapasitesi var. Vaktimiz daraldı. Özetleyeceğiz çünkü. Hı hı. Bunlar hepsi uzun uzun konuşacağımız konular.
Hatta bahsettim ya, o yeni bir televizyon programına başladık ve televizyon programında ben şu daha bunlara giremedim, daha bir de bunlara başlayacağım. Şimdi kitap okurken, ders çalışırken engeller neler? Bunları konuşuyorum sadece. Öğrenme konusu, yani benim ömrümü verdiğim bir konu. Israrla da eğitimci arkadaşlara diyorum ki ne olur bunları öğrenin arkadaşlar. Bunları öğrenin. Nereden çıktı bu? Ya ben bir makine öğretmeniyim. Baktım ki okuma ilkokul 4'te öğrendim. Eksikli eksinin çarpının artı ettiğini fakültede öğrendim. 4 yıllık okulu 6,5 yılda zor bitirdim. Bir baktım ki halbuki yani affedersin ben salak değilmişim. Gerizekalı da değilim. Aptal da değilim. Ben 3 basamaklı sayıları kafamdan çarpabildiğimi fark ettim. Şiir yazıyorum. Ya bende ne var? Sorun neymiş? Aslında sorun şuymuş. Ben bunu nasıl kullanacağımı bilmiyormuşum. Herkes çalış diyor ama nasıl göstermiyor? Bunun üzerine girdik hocam. Bu inanmıyla 1 ya da 2 programla, 3 ya da 15 programla konuşulacak konu değil. O kadar detaylı ki istiyorum ki bunu biraz daha enstitüsünü kurabilir miyiz, yapabilir miyiz diyoruz. Özetle insan beyni muhteşem bir yapıya sahip. Yeter ki onu nasıl kullanacağını bil. Bunun için de yöntem, teknik, taktikleri öğren ve kendine güven diyorum. Ama tabii ki her iş gibi insanın da bir sınırı var. Sınırı asla aşmamak gerekiyor. Haddini bil diyor ya Allah. Haddi bilerek ama ben öğrenemem, ben yapamam, ben başaramam diye bir kavram söz konusu değil. Yeter ki neyi, nasıl yapacağını bil. Şu ana kadar binlerce öğrenci geçti eğitimlerimizden. Çoğundan, yani neredeyse tamamından şunu duyduk. Hocam bu kadar basit mi diyor. Evet bu kadar basit. Yani adam fakülteyi bitirmiş, 16 yıl okumuş, bir eğitime katılıyor, bir hafta içerisinde hızı bir anda 2'ye 3'e katlıyor. Hocam diyor ne yaptılar bize diyor 16 yıldır. Vallahi bilmiyorum. Ben sana oku dedim mi? Hayır. Sadece nasıl okuyacağını gösterdim değil mi? Bu kadar basit. Öğrenciye diyorum ki nasıl ders çalış deme, nasıl çalışacağını göster. İnan var ya o zor dediğiniz şeyler şakır şakır önümüzden akıp gidiyor. Kendinize güvenin. Yineyi nasıl yapacağınızı bilin. Her şeyin bir yöntem, taktik, metodolojisi olduğunu bilin. Eğer biz kendi hayatımızın dümenini ele almazsak dümenini ele alanların payandası olur. Başka hiçbir şey olmaz diyoruz bizden. 4 haftadır programıma katıldınız hocam. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bilgilerinizle ufkumuzu açtınız. Faydalandık. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum hocam. Başarılarınızı diliyorum. Bütün Huğun müsaadesine de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Hayırlı akşamlar değerli izleyiciler. Tekrar bakış açısıyla huzurlarınızda olacağız. Hoşçakalın.